Merhabalar sevgili izleyiciler. Hem yiyelim hem de öğrenelim bölümümüzde yine karşınızdayız. Bendeniz Erdem Uygan. Hemen sol tarafımda gördüğünüz kişiyi de kendisinden tanıyalım. Jake tanıtsana kendini. Lol böbürleniyorum. Şimdi Erdem amcanızla yaptığımız YouTube araştırmalarında hiç yiyiş videosu olmadığını gördük. Bu yüzden dedik ki neden biz bir tane çekmeyelim. Yiyeyim her zaman sevdiğimiz ama yapmadığımız, çok sık yapmamamız gereken bir olgumuzdur sevgili izleyiciler. Ve biliyorsunuz müebbet muhabbet denince akla yenmek üzere gelen ilk şey şöbiyettir sevgili izleyiciler. Evet, hazır yiyeyim sektörünün en önemli yiyeceklerinden şöbiyeti yemek için bakın her şeyimiz hazır. Kürdan, çatal, bıçak, tabii öncelikle pipet. Erbabından alınmış bir tas şöbiyetimiz de burada var sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bize altın tepside sunuluyor bu tarz şeyler. Altın suyuna batırılmış tepsi diyelim. Evet. Öncelikle şöbiyetimiz geldiği zaman ziyan etmemek amaçlı olarak... Üzerindeki fazla şerbeti emiyor muyuz? Şerbeti emikliyoruz. Bu esnada çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli pipette olmalıyız çünkü... Pipette fokmanın sesi çıkartıyor. Çünkü şöbiyet fıstıklı bir dostumuzdur. Bunun içerisine kaçacak olan bir miktar fıstık ya da ceviz... pipetimizi tıkayacak ve onun ölümüne sebebiyet verecektir. Evet. Dolayısıyla buna çok dikkatli olmalıyız. Cevizli fıstıklı yerlerde pipet gezdirmemeliyiz. Ama eğer sütlü Nuriye'yi tercih ederseniz böyle bir sorununuz da kalmaz. Hem de pipette sağlıklı süt içersiniz. Ama sütlü Nuriye de rezalet bir tatlıdır. Zira şerbetli tatlıların içerisinde süt bulunmaması gereken bir dostumuzdur. Ama sütlü Nuriye'de hem şerbet hem ondan var. Yani aslında bütün i̇şte bunların bir birleşimi, kompleks. İşte tam bir bulamaç diyoruz o yüzden. Evet, Çinliler şöbiyeti nasıl yer şeklindeki sorularınızı görür gibi oluyorum. Çinliler şöbiyet diye bir şey yemezler. Onlar varsa yoksa akreptir, solucandır sevgili izleyiciler. Şöyle bakın, zaten bu Çin şeyleri, çubukları birbirine birleşik olarak yerler. Ama kırmamaya dikkat ederek hafiften açıyoruz. Şöbiyetimizi arasına sıkıştırıyoruz. Gerçekten rezalet bir insansın. Daha sonra bakın, bizim artık hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan şöbiyet kendiliğinden geliyor. Eğer herhangi bir cahez kullanmak istemiyorsanız bir adet gonolyalı mendili şu şekilde açmak suretiyle ellerinizin kirli, titiz dostlarımız için söylüyorum tabii, şöbiyet aslında böyle yenmez. Şöbiyeti şekilde... önce güzelce siliyoruz. Ay şöyle dolabiliriz yani. Olur mu öyle şey? Kolonya tadı. Kolonya tadı mı gelir? Peki. Bir de kolonya tabii çözücüdür. Üzerindeki şerbeti çözer. Dolayısıyla siz tatlı yiyeyim derken börek yersiniz. Şerbet incelir yani. Böyle su gibi bir şey olur. Yapış yapış olmaz ama şerbetin makbulü yapış yapış olan ve sizin falan diye yalayarak şeker ihtiyacınızı saatler sonra bile giderebildiğiniz. Tüm gün. Bu arada sevgili izleyiciler, Cenk amcanız hayvan gibi yemeye devam etsin. Daha ilkindeyim ve üçüncü sürücümde yarısına bile geldim. Ben zaten çekimden önce yarısını bitirdim. Zira ziyan etmemek adına. Sevgili izleyiciler, normal bir baklava biliyorsunuz, cevizli fıstıklı adını verdiğimiz baklavalar. Böylesine bohça biçiminde değil, katmandu şeklindedir. Katman! Ne oldu? Tamam, otur katman. Sanat gibi bir şey duyunca sen yat. Ben yani katmayan dedim. Bu arada katman güzel bir kedi ismiymiş. Ben de hemen bunu da kaydetmenizi öneriyorum sevgili izleyiciler. Ama siyah kediye gidip katran diye isim koyarsanız bizi karşınızda bulursunuz, onu söyleyeyim. Yo, o da güzelmiş. Katran. Aslında iki kedi alıp biri siyah biri beyaz, katran ve tüy olarak kedilerin isimlendirilir. Ama bunu ancak Red Kit yapar diye düşünüyorum. Evet, dolayısıyla bunda ayırabileceğimiz katmanlar yok. Yani şöbiyet için yapabileceğimiz en fazla şey bohçayı düzgün bir şekilde açmaktır ki bu pek tasvip ettiğimiz bir şey değil. Çünkü şöbiyetin yenimi iyice zorlaşacaktır. Ki biliyorsunuz bu baklavanın ilk icat edildiği yıllarda şöbiyeti bulan dostumuz... Hangi yıllar aşağı yukarı? 1320'ler. şöbiyeti bulan dostumuz baklavacıya diyor ki ya bunların hepsiyle tek tek ne uğraşıyorsun, manyak mısın acı diyor. Böyle torba gibi. Koy arasına cevizi, kapat işte. Anladım. O da olur mu öyle şey hani falan diyor ama işte şöbiyet böyle doğuyor. Evet, ama baklavanın yeri ayrı, şöbiyetin yeri ayrıdır tabii ki. Biri peki, sağ cepte biri sol cepte durmalıdır. Peki şöbiyet baklava mıdır ya da baklava gillerden midir? Haşa. Sakın ha. Olmaması gereken bir şey mi söyledim? Evet. Elbette değildir. Şöbiyet başlı başına bir tatlıdır. Baklava başka bir şeydir. Şöbiyet başka bir şeydir. Bu makarna ile pilav arasındaki fark gibi bir şeydir sevgili izleyiciler.
Bu arada evet, şu an aklıma geldi. Eğer Cenk amcanız gibi yemek istemiyor ve benim gibi nazik bir insansanız şu şekilde şöbiyetimizi bölmek suretiyle de yiyebilirsiniz. Bakınız bu şekilde şöbiyetten bir AA kesiti aldım. Evet, iç katmanlarını göster bakalım neler varmış içerisinde. Kokoreç benim kestiğim bölümde hala hamur. Henüz içeriği de rastlayamadık. Daha ortalarda. Henüz hamursa gerek. Pişmemiş demektir. Birazcık pişirelim. Onu bıçak batırıp anlıyoruz. Bu arada şöbiyetin içerisine kokoreç koyarsak ilginç bir lezzet elde etmez miyiz? Evet. Çin çubuklarında en zor şey son lokmayı almaktır sevgili izleyiciler. Zira damağınızı delebilirsiniz ki o yüzden bunlara ülkemizde damak delen damak delen denmektedir. Evet. Bir miktar daha yemek istiyor. Eğer hala şöbiyet yiyesimiz varsa, çünkü yarım kilodan fazla yedik. Şimdi yanınızda böyle şöbiyet yiyen biri varsa sizi şöbiyet fikrinden soğutacağı için siz Allah muhafaza gidip kremi çikolata falan yiyebilirsiniz. Sakın yapmayın, şöbiyetten vazgeçmeyin. Dava bizim davamız. Evet ya, yani zaten şöbiyetten vazgeçip krem çikolata yiyenlere kız diyoruz, affedersiniz. Ay bir de o zaman şöyle yapman lazımdı. Madem narin yiyeceksin. Evet yani sonuçta güzel bir şöbiyet. Kendisini tebrik ediyorum. Evet. O halde biz iki çay alabilir miyiz? Bu arada sevgili izleyiciler, şöbiyetin benzediği bir diğer yiyecek de, yani bunun biraz büyüğü ve içinde kıyma olanına çiğ börek diyoruz. Öyle değil mi Cenk? Tabii, şöbiyeti biraz büyütüp içine kıyma koyun. Alın size çiğ börek. Evet, ilk yiyiş videomuz burada bitiyor. Bir saniye daha bitmedi. Hayır, ilk şöbiyetimiz burada bitiyor demedim. Videomuz bitiyor. Şunu da alayım da videomuz öyle bitsin, evet, sevgili izleyiciler. Yani videomuz bitecek ama bu şöbiyetler de bitecek. Ne zaman? Videodan sonra.